bizim hikayemiz masal gibi başladı. O kadar güzelsin ki. Artık hiç yağmurda ıslanmayacaksın. Çünkü ben senin için sığınak olacağım. Artık hiç üşümeyeceksin. Çünkü ben seni ısıtacağım. Artık hiç yalnızlık çekmeyeceksin. Çünkü ben senin kocan olacağım. Evlen benimle. Karım ol. Bana itaat et. Bir karar verdiysem sorgulama. Bil ki bu senin iyiliğin içindir. Ve güven. Ne olursa olsun. Sadece güven. Koşulsuz sev. Hep daha fazla sev. Her gün her dakika daha fazla. Çünkü ben seni öyle seveceğim. Ama bütün masallar mutlu bitmezmiş. Avlu saati, çıkın. Coşkun Deniz. Müdür seni çağırıyor. Hay gözünü seveyim. Gerçek mi diyorsun? Dur, bekle. Uzat ellerim. Gir. Çık sonra toplarsın. Bırak. Peki efendim. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Sabırlı olun, şimdi getirirler. Efendim. Müdürüm Coşkun Deniz. Neden hala getirmediniz? Kendini asmış efendim. Ölmüş.
Bir sorun mu var müdür bey? Efendim, Coşkun Deniz kendini asmış. Ölmüş. Ölmüş mü? Konuştu mu? Ne oldu Ali? Ne söyledi sana? Kesin kötü bir şey oldu. Ne oldu? Coşkun kendini asmış. Nasıl ya? Her şeyi anlatacağım bir adam niye kendini assın? Savcı içeride araştırıyor. Herkes hak ettiğini yaşıyor. Beni takip et. Aylin yapma. Kaan'la daha boşanacağımı söylemedim. Onunla konuşmam lazım. İn arabadan. Yine aynı şeyi yaptın. Coşkun'un mesajını benden sakladın. Her zamanki gibi en son ben öğrendim. Anlatsam inanmayacaktın çünkü. Ne yapacağımı sanıyordun? Görmezden geleceğimi mi? Kafamı çevireceğimi mi? Duru benim kızım. Onunla ilgili her şey önce beni, sadece beni ilgilendirir. Biliyorum, affedersin. Seni mazur görmekten yoruldum artık. Aklını başına topla. Eve git. Canın acımıyor, değil mi? Annem çok hızlı hızlı tarıyor. Annen sana kötü mü davranıyor? Kızıyor. Babama da kızıyor. Keşke hep burada kalsan ha. Kalamam. Öcü var burada. Sen de git. Senin kocan var mı? Yok. Çocuğum. Hayır. Çocuğum yok. Annenle babanın yanına git. Ana cennet. Sana bir sır vereyim mi? Bahçedeki odada Öcü var. Uzak dur. Of! Haberi ben vereyim dedim. Ne haberi?
Coşkun. Kendini asmış. Ha, duydum. Yüzleme zamına dayanamadı demek. İnsan bir teşekkür eder. Neden? Coşkun sen mi öldürdün? Öldürmedim. Ama vesile oldum. Ne yaptın, ne yaptın? Neye vesile oldun? Adamı öldürttün mü yoksa? Ne yaptın sen? Delirdin mi oğlum? Bu bir suç. Hayda! Ben yapmasaydım sen yapacaktın ya! Ne zaman? Anlamadım, ne yapacaktım? Bana geldin. Sarhoştun. Coşkun'u öldüreceğim dedin. Silah bul. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Çok mu içmişim? Ya sen bir sarhoşun lafına ne bakıyorsun ki? O sarhoş abisi olunca insan bakıyor işte. Neyse. Ben kıymetli vaktini daha fazla almayayım seni. Senin için yapmamıştım ki. Yeğenim için yaptım. Coşkun da pisliğin tekiydi zaten. Coşkun ben seni çok sevdim. Hoş geldiniz. Geciktiğim için özür dilerim. Sizin çarpıcı anlatımınızı dinlemek için sabırsızlanıyoruz Zekta Bey. On iki yıldır evliyim. Her sabah aynı kadına bakıyorum. Ve her sabah beynim onun gözlerinin ardındaki anlamı bulmaya çalışıyor. Hepimiz bir gülümsemenin ardındaki üzüntüyü ya da İyi niyetli görünen kötü niyetleri sezeriz. İşte bugün bunları konuşacağız. Bütün bunları nasıl yaptığımızı ya da nasıl ve neden yapamadığımızı. Bunu anlatmak o kadar zor ki. Beni yanlış anlamandan korkuyorum. Biliyorum. Boşanacaksınız. Beni bırakıp gideceksin. Hayır anneciğim, ben seni bırakmıyorum. Babanı bırakıyorum. Babam beni sana vermez. Ben de seni ona vermem. Ama bana destek olman lazım. Yardım etmezsen başaramam. Ben ne yapabilirim? Babama karşı gelemem. Bak senden tek bir şey istiyorum. O da bana inanman. Ben seni terk etmiyorum. Baban ne derse desin sen bunu aklından çıkarma, tamam mı? Hemen gidecek misin? Yarın sabah. Gitme.
babandan 2 gün süre istemiştim. Bu da bitti. İşte bu nedenle biz beyin bilimcileri bilinen evrendeki en karmaşık uzvun muhtemelen insan beyni olduğunu düşünüyoruz. Buyurun. Konuştuklarınızdan çıkardığım sonuç, insanoğlu empati kurmak ve başkalarıyla iletişimde olmak için tasarlandı. Peki ya bu özelliğini kaybederse? Artık seninle iletişim kuramıyorum. Seni anlamıyorum. Ne kadar sık karşılaşıyoruz değil mi bu cümlelerle? Ben bunları evlendiğim günden beri duyuyorum. Size tavsiyem, böyle bir ilişkiyi kurtarmak istiyorsanız ona ayna olun. İsmi Doru. Çok tatlı bir kez değil mi? Sevimli. Bir türlü tanışamadınız. Keşke uyumadan önce gelseydin. Mutlu görünüyorsun. Doru'yla zaman geçirmeyi seviyorum. Ne yapıyorsunuz bütün gün evde? Oyun oynuyoruz. Piyanoya bayılıyor. Ya. Baleyden meraklı. Baleyden meraklı. Şanslı çocuk. Senin gibi Avrupa'da büyümüş birinden öğrenecek çok şey var. Bugün biraz konuştuk. Annesi pek iyi davranmıyormuş. Ama babası çok seviyor. Babası cezaevinde. Adam yaralamaktan. Sen neden biliyorsun? Kalmasına izin vermeden önce araştırdım elbette. Her şeyi öğrendim. Benimle yaşasa. Sen bu çocuğa bağlanıyor musun? Yıla sonra ilk defa bir şey yaradığımı hissediyorum. Bir insan beni gerçekten sevdiğini. Ben de seni gerçekten sevdim. Kimsenin sevmeyeceği kadar. Sen benim sevgimi kaldıramadın. Ekta Bey. Efendim, Duru'yu oyalamakta biraz zorlanıyoruz. Yani meraklı bir çocuk. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok efendim. Bizi birkaç defa Selçuk'un yanına girip çıkarken gördü. Sorup duruyor. Acaba... Sen de söyledin. Öcü var dedim. Bizim o tarafta öyle derler. Çok yaratıcısın. Bana bak. Duru senin o öcü masalına inanmaz. Çünkü çok zeki bir kızdır. O yüzden gözünü dört aç. Doğrudur efendim. Haklısınız. Müzik
Savcı Bey. İyi akşamlar Aylin. Yekta Bey evde mi? Yok, evde değil. Kendisine telefonla ulaşamadım da. Bir şey mi duydunuz Coşkun'la ilgili? Bazı gelişmeler var. Girebilir miyim? Tabii tabii. Buyurun. Buyurun lütfen. Şöyle buyurun lütfen. İçecek bir şey alır mısınız? Yok, teşekkür ederim. Bugün cezaevinde olanlar sizi çok üzdü biliyorum. Ben Coşkun'un öyle mesaj gelince bir an umutlandım. Yani kızım yaşıyor yerini söyleyecek sandım ama. Haklısınız, çok zor bir durum. Siz gelişmeler var demiştiniz. Ya evet, bugün koğuştaki mahkumlar ve görevlilerle konuştum. Kimse açık vermiyor ama durum belli. Yani bu intihar değil. Coşkun infaz edilmiş. Muhtemelen müebbet mahkumlarından biri. Coşkun'un cezasını kendince kesmiş işte. Savcı Bey. Buyurun lütfen, rahatsız olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size telefonla ulaşamayınca bizzat gelip görüşmek istedim. Teşekkür ederim. Duyduğum kadarıyla Coşkun'un intihar ettiğini düşünmüyorsunuz. Evet, Filiz Hanım'a gönderdiği mesajın anlamını çözmeye çalışıyoruz. Her şeyi anlatacağım diyordu. Anlatmış da. Ne? Öldürülmeden önce mahkumların birinden kağıt kalem istemiş. Ve sonra oturup hararetli hararetli bir mektup yazmış. Ne yazmış peki? Siz okudunuz mu? Maalesef. Mektubu bulamadık henüz ama araştırmaya devam ediyoruz. Ben bir dakikanızı rica edeceğim. Thank you.
bir şekilde bana ulaşmaya çalıştı. Bu ihtimali göz ardı etmediğimizi bilin Ayla. Söz konusu bir çocuk olduğu için çok daha hassas davranıyoruz. Benim içimde hala bir umut var. Bir sabah uyanacağım. Dur, kapıda olacak. Mektup konusunda sizi arayan olabilir. Mutlaka haberim olsun. Elbette. Aylin'le boşanmaya karar verdik. Anlıyorum. Boşanmayı Aylin istedi. Ben de bütün koşullarını kabul ettim. Yaşadıklarınızı kaldırmak kolay değil. Yine de çok iyi idare ediyorsunuz. Ah savcı bey, ah. Sizin bildikleriniz buzdağının görünen kısmı. Bir de suyun altındakiler var. İyi geceler. İş bitti, Coşkun öldü. Derdin daha fazla paraysa çalışmaz. Biz de laf ağızdan bir kere çıkar Yılmaz. Seni buraya uyarmak için çağırdım. Ters o bir durum mu var? Senin bu Coşkun, çocuklar işini bitirmeden önce müdürle konuşacağım deyip duruyormuş. Üstünden bu çıkmış. Gardiyandan aldım. Az kalsın savcının eline geçiyormuş. Sağ ol. Eyvallah. Bakalım ne zırvalamış Coşkun Efendi. Yeminle benim bir suçum yok Aylin Hanım. Düşmanımı uzakta arama. Dön yandakine bak. Daha en başından Duru'nun kızı olduğunu biliyordu. Ben söyledim. Salak, sana da ben söyledim. Adam intikam alıyor. Beni de kullandı. İğne vurdu. Bütün suçları üstüme attı. Allah bilir kızın da onun elindedir. Polise git, kurtar beni de bul. Evde misin? 10 dakikaya sendeyim, bekle. Coşkun Selçuk'u öldürerek bütün taşları yerinden oynatmadı mı? Senin ne istediğin buydu. Adam adeta duygularına tercüman oldu. Kaçcambazlığı yapma.
Coşkun'u benim tuttuğum mu ima ediyorsun? Düşünmüyor değilim. Sence ben hayatımı Coşkun gibi bir adamın ellerine bırakır mı? Selçuk'u da o öldürdü. Her şeyi Coşkun'un üstüne attı. Hayrola, evimden çıkmaz oldun. Senin temizlikçi falan tutacağın yok. En iyisi benimkini yollayayım sana. Gerekmez. Ben iyiyim böyle. Bu Coşkun bir not bırakmış. Savcı öyle söyledi. E'si... Not kaybolmuş. İçeride kim kime dumdu mu? Yakında çıkar kokusu. Ne demek şimdi bu? Ne yazdığına bağlı. Vallahi bilmem. Belki de kızımın akıbetiyle ilgili bir şeyler yazıyordum. Benden ne istiyorsun? Hoş. Sen benden bir şey istemezsin ama. Aynen, ben senden ne isteyeceğim ki? Kahveni artık başka zaman içeriz. Artık. Ne yapalım? Ah be abi. Ne olur yapmamış o. Bu gece burada yatacağım ben. Geçemezsin. O belgeyi imzalayacak cesaret yok sende. Günaydın. Günaydın. Bana verdiğin iki gün süre bugün doldu. Son kez beraber kahvaltı edelim istedim. Bakıcıyla konuştum. Yarından itibaren her gün gelecek. Ameliyatların olduğu gün yatılı kalacak. Vay vay vay. Her şeyi düşünmüşsün, gözlerim doldu. İmzaladım.
boşanma davasını açabilirsin. Kaan'dan vazgeçiyorsun yani. Asla. Savaş diyorsun. Gerekirse. Gücün yetecek mi peki? Unuttun mu? Ben 5 yıldır gücümü topluyorum. Kaan. Hadi anneciğim kahvaltı hazır gel. Ben o gücü yerle bir ederim. Düdüğü dinle, ritmi yakala, yerden başla. Uras, gelsene biraz konuşalım. Hayırdır abi? Hayır, hayır, gel. Hani sana diyordum ya, emniyetten bir arkadaşım oğlu var, Timur. Bu o delikanlı işte. Aa, hoş geldin, çok memnun oldum. Ben de. Şevket amca durumdan bahsetti, başınız sağ olsun. Eyvallah. Sordum, soruşturdum. Coşkun'unki intihar değil, infaz. Tahmin etmiştim baba. Cezasını kestiler demek. Konuşturmadılar adam. Ortada bir mektup olduğunu söylüyorlar. Mektup mu? Ne mektubu? Coşkun yazmış. Birileri de mektubu almış. Savcılık mektubun peşinde. Baba, mesajda yazıyordu ya. Her şeyi anlatacağım diye. Aileni bulamayınca demek mektup yazdı. Annem bugün evden ayrılıyor. Biz seninle baba oğul baş başa kalacağız. Kaan'la konuştum ben. Bunun geçici bir durum olduğunu biliyor. Hı? Geçici. Tabii geçici. Anneciğim hadi ye. Yemeyeceğim. Kaan üzülmeni istemiyorum. Hadi oğlum ye. Üzüntü bir duygudur. İstemiyorum diyerek yok edemezsin. Servis geldi. Hadi oğlum. İyi dersler oğlum. Mısınız? Hayırlı sabahlar. Buyurun. Aylin Hanım siz misiniz? Evet, ne oldu? Bunu size yazmışlar. Mapushanede amcamın oğlu var. Ziyaretine gittiğinde vermişti. Bir mahkum arkadaşı yazmış. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Kız. Dur. Kızım! İmla hatalı yazdın değil mi Coşkun gibi? Bitti. Benim imlam zaten bozuk. İnsan değilim ben Aylin Hanım. 3 kuruş için kızını öldürdüm. Selçuk'a kıydım. Köpekler gibi pişmanım ama iş işten geçti. Gündüz ayrı, gece ayrı azap çekiyorum. Ölümden başka bir şey paklamaz beni artık. Coşkun Deniz. Sorun çıkarmayacak birini bul. Sabah evin yakınlarında olsun. Aradığımda gönderirsin. Emredersiniz. Thank you.
Aylin, ne oldu? Kızını öldürmüş, onu yazmış. Kim getirdi bunu? Bilmiyorum, anamın teki. Mahkumlardan birinin arkadaşıymış, o verdi bana. Alo, savcı bey. Coşkun'un mektubu eve geldi. Mahkumlardan biri yakınıyla göndermiş. İtiraf etmiş. Kusura bakmayın, konuşamıyorum. Peki, size teslim ederim. Sağ olun. Ne olur kızım baba. Bir daha kızım göremeyecek miyim ben? Bir daha söylemeyecek miyim? Bir daha koklayamayacak mıyım? Söyle Aylin, ne yapayım ben senin için, söyle. Bir daha kızımı bul. Bir kez daha sarılayım, ne olur. Elimde olsa bulmaz mıyım sanıyorsun? Dünyayı yerle bir ederim onun için. Gel seni içeri götüreyim ya. Gel. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ben de öyle diyorum zaten. Me. Good morning. Me ile başlıyor. Sıkıldım artık. Piyano çalalım. Tamam. İlk önce güzel oturması gerekiyor. Bak. Fransız. Hoppa. Şimdi. Üzerine dans edeye gidiyor. Vale. Pratik ya. Bravo. Senin çocuğu gördün mü? Öcü diye bir şey mi var? Hasan amca öyle söyledi. O odadaymış. Öcü diye bir şey yok. Ben çok bekledim. Çıkmıyor dışarıya. Haydi. Bize ihtiyacımız var Aylin. Bu acıyı başka türlü atlatamayız. Ya hepten kopup gideceğiz. Ya daha çok bağlanacağız. Ağzından çıkacak üç kelime yeter. Pişmanım. Seni seviyorum. Hadi söyle. Söyle. Yırtıp atayım o boşanma kağıdını, yok edeyim.
bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Ay, vallahi arada bir böyle sosyeteye karışmak lazım. Salep nefis. Keşke sen de bundan içeydin enişte. Coşkun'u unutmuşsun bakıyorum. Ben onunla olan münasebetimin hata olduğunu anladım zaten. Sayende. Ailenin boşanmak istediğinden haberin var mı? Biliyorum, biliyorum. Sen o yüzden orası sorup duruyorsun bana değil mi? Yorum yapma Filiz, yorum yapma. Sadece dinle. Hazırım enişte. Duru yaşıyor. Duru yaşıyor. Aylin 5 sene önce oynadığı oyunun aynısını bir kere daha oynuyor. Duru'yu o kaçırttı. Nasıl ya? Benzincideki adam onun adamıydı. Çocuk baştan beri ondan elinde. Ay, ay bir dakika, benim bunu sindirmem lazım. Ben şoktayım yani şu an. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Bu nasıl olur? Yani niye yapmış bunu? Maksadı neymiş? Para için. Duru kaçırıldıktan sonra elimde bir not geldi. Kızıma karşılık para istediler. Verdi mi parayı? Verecektim. Eğer Aylin'in yaptığını anlamasaydım. Şüphelendim. O da panik oldu. Çocuğu öldü gösterdi. Yemin ediyorum yılan o. Sen de hala onu koruyorsun değil mi enişte? O benim karım. Bu konuştuklarımızı kimse bilmeyecek. Ailenle işim bittikten sonra hem Duru'yu ortaya çıkarmak zorunda kalacak, hem de yuvaya dönecek. Üstelik bambaşka bir ailenin olarak. Boşanmayacaksın yani bu durumda bile. Benim olandan vazgeçmem. Şimdi ya bana yardım edeceksin, ya bana yardım edeceksin. Şu topçu Uras, nerede bu durum onu? Şevket baba, Coşkun'un mektubu kimde olabilir ki? Vallahi bu işte gardiyanlar var, mahkumlar var, var oğlu var. Savcı zaten araştırıyordu. Acaba bir yandan biz de mi araştırsak diyor. Bence de. Eskiyen topçular ne işe yarıyor? Bu işleri mi yapıyor? Baba bizi bir yalnız bıraksana. Son zamanlarda yaşadığımız utanç verici ağır durumlar yüzünden zor günler geçiriyoruz. Ailenin sinirleri iyice yıprandı. Bu yüzden yanlış kararlar alabiliyor. Mesela seninle bir olup Kaan'ı okuldan kaçırmak gibi. Aylin benim için çok değerli. Benden ne isterse onu yaparım. Aylin kendisi için neyin doğru olduğunu hatırlayacak.
Hep hatırladı. Madem bu kadar eminsin, benden ne istiyorsun? Parazit yapma. Karımın aklını karıştırma, onu yanlışa sürükleme. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Aileni yalnız bırakmaya çalışıyorsun. Bütün buralar senin değil mi? Bütün bağlı saha. Burada kararları sen alıyorsun. Doğru ya da yanlış. Bahsi geçen aile benim ailem. Unutma. Unutursan hatırlatırım. Ha bu arada demin kulak misafiri oldum. O bulmaya çalıştığın mektup. Coşkun'un yazdığı eve geldi. Her şeyi itiraf etmiş. Selçuk'u öldürdüğünü de. Mektup sende mi? Savcılığa gönderdim bile. Sen. Neyin var? Çok iyi miyim? Hamileyim de. Yazık bu kıza ya. Hanna. Bir ne yapılacak? Neyin var senin? Olduğun yerde uyuyorsun. Ya yok, iyiyim ya. Bir yüzümü yıkarım, toparlanırım şimdi. Of. Handan. Senin ne işin var burada? Bunu getirdim. Arabada düşüyor musun? Ben her yerde bunu aradım. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Bak ben senden gerçekten korkmaya başladım, tamam mı? Ya sen kimsin? Ne istiyorsun? Niye peşindesin sen benim? Yılmaz benim adım. 40 yaşındayım. Sabıkalıyım. Yattım çıktım. Sabıkalı mısın? Korkmana gerek yok. Başkasının suçunu üstlendim. Nedenini sorma. Uzun hikaye. Sormayacağım zaten. Art niyet arıyorsun ama yok. İnsanlık adına ilgileniyorum seninle. Thank you.
Aylin, merak ettim seni. Ayrılıyorsun değil mi bugün o evden? Kızım ölmüş. Yavrum ölmüş benim. Sen bir şey mi öğrendin? Not geldi Coşkun'da. Tamam, bekle, ben hemen senin yanına geliyorum. Hayır, istemiyorum. Kimse istemiyorum. Teselli edilmek istemiyorum artık. Kimseyi görmek istemiyorum. Annem gitti değil mi? Hiç sanmıyorum oğlum. Sen burada bekle. Bu sabah evden gideceğini söylemiştin bana. Boşanmak senin fikrindi. Evden gitmek de. Gideceğim. Ama şu an buna hazır değilim. Bunun için sana bir fırsat verdim. Gitmemi söyledin. Şimdi de ben sana git diyorum. Yekta, gücüm yok, üstüme gelme ne olur. İnsan hiç beklemediği büyük şoklar yaşasa da ayakta kalmayı becerebiliyor. 5 yıldır güç toplayamadın mı? Gideceğim ama şimdi değil. Şimdi. Oğlunla vedalaş. Çık git bir öde. Yekta. Ben bu sabah kızımı kaybettim. Bir tek kan kaldı elimde, yapma. Evi terk etmen için 2 dakikan var. Kaan, buraya gel oğlum. Annen gidiyor, seninle vedalaşacakmış. Sana söylediklerimi unutma, tamam mı? Ben seni bırakmıyorum. Anneler çocuklarına vazgeçmezler. 15 saniye. Seni çok seviyorum Kaan. Her şeyden çok seviyorum. Süren doldu. Ben bir çaresini bulacağım. Alacağım. Bekliyorum Aylin. Ya Kaan çok üzülüyor. Ne olur izin ver, ben bu akşam da kalayım. Yarın sabah söz giderim. Şimdi dedim. Hemen. Çevrendeki onca insan, sana ayrılan meslektaşların, hastaların. Eğer gerçek yüzünü bilselerdi, emin ol seni asla sevmezlerdi.
içeri gir oğlum. Kaan. Seni alacağım. Seni burada bırakmayacağım söz. Ne zaman? Ne zaman anne? Kaan, içeri gir dedim. Ben cerrahım oğlum, unuttun mu? Ailemizi kurtarmak için bir operasyon yapıyorum. Sen de üzerine düşeni yapmalısın. Böyle ağlayarak bana hiç yardımcı olmuyorsun. Sil bakayım o yaşları. Ha şöyle. Hadi odana git. Döneceksin ailen. Döneceksin. Bütün kapılar suratına kapanacak. Döneceksin. Kendini acımayı bırak. Anneme gitme deseydin gitmezdi. Evet gitmezdi. Ama bir daha denerdi. Her seferinde ona yalvarmak mı istiyorsun? Ben yalvaran birini tanıdım. Zavallıydı. Ve zavallı kaldı. Oğlum bana bak. Annen geri gelecek. Üstelik bir daha gitmemek üzere. Bunun için biraz sabırlı olman lazım. Babana güven. Hadi şimdi yemeğini ye. Güçlenir. İnsanı öldürmeyen şey güçlendirir oğlum. Yıkılmayacaksın. Ayakta kalacaksın. Bir daha seni kimse bırakıp gidemeyecek. Eğer giderse cezasını verirsin. Thank you.
Hayır anneciğim, ben seni bırakmıyorum. Babanı bırakıyorum. Ama bana destek olman lazım. Yardım etmezsen başaramam. Sen de üzerine düşeni yapmalısın. Size nasıl yardımcı olabilirim Kaan Bey? Annem gitti Ebru. Sıkıntı yok. Bunu zaten bekliyordum. Dönmesini istiyorum. Bana bir akıl ver. Yapacağın şey belli. Annenin yüzüne bile bakmayacaksın. Seni görmek istediğinde kabul etmeyeceksin. O zaman çok üzülür. Ama senin değerini anlar. Döner mi peki? Dönmezse zaten seni sevmiyordur Kaan'cığım. Hayır. Uyumadığını biliyorum oğlum. Salona gel. Sana bir sürprizim var. Anne! Zamandır baba oğlu film seyredememiştik. Üzgünüm babacığım. Gel bakayım yanıma. Uykum var. Gel buraya dedim sana. Bugünkü oryantasyon toplantısını unutma. Neyi? Aş şöyle. Yanaş, yanaş bana doğru. Yanaş. Aslan oğlum. Aslında belki değiştirmemeliyiz. Belki de görevimizi yerine getirip sorumlu ebeveyn olmalıyız. Tamam merak etme. Geç kalma. Kalmayacağım. Söz mü? Geç kalmam. Pekala, görüşürüz. Söz vermedin. Evet.
Zafer dayına benzemiyor mu oğlum ya? Gülsene oğlum. Hadi gidiyoruz. Kocan aradı. Gelip seni almamı istedi. Hadi. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Kız manyak mısın sen? Donacağım burada. Coşkun kız mı kıymış? Aa, öyle mi olmuş? E biliyoruz bunu ya. Yapacak bir şey yok ama hadi. Kaan'ı bırakmam ben. Onu bırakma. Onu kocanı boşamayı düşünmeden önce aklına getirecektin. Hadi gidiyoruz. Ne sanıyorsun sen o? Yekta, bu ev evliliğimiz. Umurumda mı benim? Ben zaten her şeyden vazgeçtim. Ama oğlum bırakmam. Oğlum bırakmayacağım. Yengecim ben seni anlıyorum. Ama şu an yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok. Sen dirayetli olacaksın. Sen dirayetli olacaksın ki oğluna sahip çıkacaksın değil mi? Hadi kalk gidiyoruz. Bak taksi bekliyor. Paracıklar da gidiyor. Hadi. Olmaz. Aferin. Hah. Yengesinin gülü. Hadi. Bunsuz çıkmaz filmin tadı. Yesene. Sen niye üzgün değilsin? Annem gitti. Bazen mutlu olmak için acı çekmeyi göze almak gerekir. Portakal sıkayım mı sana? Ben filmin sonunun nasıl biteceğini anladım. Sen devam et. Biliyordum ya. Hissetmiştim. Sessizliğinden belliydi senin. Meğer başka planların varmış. Küçükken de böyleydin sen. Plancı. Ailenle bir olup kızını almış. Ama öldürme beni! Ya sen doktorsun. Meşhursun. Zenginsin. Oğlun var. Ben ne yapayım şimdi ha? Söyle bana. Elimde mektup polise mi gideyim? Kendi abimi ihbar mı edeyim? Bir de bebek var. Hadi Selçuk'u öldürdün. E Handan'ın hayatı kaydı. Bebek ne olacak? Thank you.
Sana gelme dedim ya. Neden laf dinlemiyorsun? Başka kimsem yok ki benim. Bir ailem sensin. Evladım var ya Aylin. Git Kaan'a sarıl. Evden ayrıldım ben. Boşanıyorum Yekta'da. Ne? Yekta buna izin verdi mi? İtiraz etmedi. Anlaşmalı olacak. Kaan'ı ona mı vereceksin? Yok. Oğlum bırakmam. Abi. Tek başıma çok zor. Yanımda olmana ihtiyacım var. Aylin. Ya ben bittim, sen görmüyor musun? Ben bittim, bittim. Ben tükendim, yok oldum Aylin. Bundan sonra benden bir şey olmaz ki artık. Ben... Ya ben kızımın katilini bile öldürmeyi beceremedim ben. Ben ya sen görmüyor musun? Ben adam mıyım? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Coşkun öldü. Ne? Coşkun öldü. Öldü mü? İçeride öldürmüşler. İyi. Güzel. Coşkun cezasını buldu. İşte bu da benim cezam. Bırak da artık rahat rahat cezamı çekeyim. Bir daha avukat falan getirmeye kalkma olur mu? Bir saat sonra aile mezarlığında ol. Ne? Durunun cenazesi var. Kızımıza veda edeceğiz. Kimi istersen getirebilirsin yanında. Arkadaşların yanında olmasını istersin herhalde. Bakacaksın, tamam mı? Yekta Bey öyle söyledi. İçeride bir şey yok. Aç. İçeri bakacağım. Lütfen İdil Hanım. İçeride bir şey yok. Niye kilitliyorsun o zaman? Niye kilitliyorsun? Yekta Bey'in emri. Gidin onunla konuşun. İdil Hanım. Bakın beni zor durumda bırakmayın. Lütfen. Oğlumun kocasının adı da Yekta. Geldiğin için teşekkür ederim.
Önemli değil de niye çağırdınız beni? Kimin mezarı bu? Biraz sabırlı ol. Birazdan bütün soruların cevabını alacaksın. Senin ne işin var burada? Ben çağırdım. Ada? Bana Duru'nun nerede olduğunu sorup duruyordun ya. Artık biliyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun aşağılık herif? Ne yapmaya çalışıyorsun? Handan da geldiğine göre çete tamamlandı. Tanıştırayım. Aylin ve çetesi. Onun için yapmayacağınız bir şey yok değil mi? Siz verirsiniz, o sadece alır. Benden kızımı aldı! Senden sevdiğin adamı aldı! Senin evliliğini mahvetti! Abisinin, kocanın bütün hayatını elinden aldı! Senin ona verecek bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Olsa onu da alırdı. Peki, siz niye buradasınız? Ha? Ailene hayır diyemediniz çünkü. Sen Handan, aileni caydırabilirdin ama yapmadın. Kızımın berbat bir hayat sürmesine göz yumdum. Yakında anne olacaksın. Aynı şey çocuğunun başına gelsin ister miydin? Benim olan bebeği nüfusuna aldırdın. Kocan 5 yıl boyunca kendine baba dedirtti. Hangi hakla? Ha? Hangi vicdanla? Hangi insanlıkla yaptınız bunları? Tek suçlu Coşkun mu zannediyorsunuz? Ha? Benim gözümde hepiniz en az Coşkun kadar suçlusunuz.
Kızımın ölümünde hepinizin payı var çünkü. Adacığım, bu da babanın hakkıydı. Onun yerine toprağa sen atacaksın. Babamla ne alakası var bunun? Hayır, hayır kızıma anlatma. Görevini kötüye kullandı. Handan'la bir olup benim sağlıklı bebeğime ölü raporu verdi. Doğru mu? Aydın abla. Yok. Benim babam yapmamıştır. Yapmaz benim babam. Aha. Annelerin, babaların günahlarını evlatları çekiyor işte. Sen Aylin, ilk toprağı sen atacaksın. Annesisin ya. Ama bütün bunları bilmen gerekiyordu. Herkes sana yalan söylüyor. Herkes oyun oynuyor. Ne sen ne de ben bunları hak etmedik. Hayır. Anne babanın günahını çocuklar çekiyor. Yekta haklı.
Aynı Hanım'ın günahını da biz çekiyoruz. Filiz bir sakin ol artık. Nereye sakin oluyorsun be? Adam yakacak bizi, yakacak. Bunun yüzünden. Kız sen bana bak. Sen ne istiyorsun yani? Tam olarak nedir senin derdin? Hem diyorsun boşanacağım. Hem diyorsun yok oğlumu vermiyorum. Olacak iş mi o? Yekta harmanlı bu. Kaptırır mı oğlunu sana? Ne yapmamı istiyorsun? Kızımdan sonra oğlumu da mı kaybedeyim? Ay, hep sen, hep sen. Değil mi kraliçe? Bu kızcağız ne yapsın? Karnında bebeğiyle hapishanelerde mi doğuracak buncağız? Sen sakın beni karıştırma. Handan. Bana bak. Afra'yı tafrayı bırakıyorsun. Gidiyorsun evine, sıcacık oturuyorsun. Kırıyorsun dizini. Belanı arama. Bizim de başımızı derde sokma. Siz burada bekleyin. Ben hemen geliyorum. Yekta. Yekta. Bunu o insanlara yapamazsın. Kızının acısını kullanıyorsun. Senin yaptığın duygu sömürüsü. Aylin okuldan kanı kaçırdıktan sonra seni arabadan indirdi. Senin işi bitti çünkü. Sen hala neyin peşindesin? Sevdiğim insanlardan elini çek. Yoksa o elini kırarım. İnsansın ya. Şş, ne oluyor? Karışma sen. Ada, gerçekten çok üzgünüm. Senin için, baban için gerçekten çok üzgünüm. Üzgün olman babamı geri getirmiyor ama. Bunun karşısında da böyle ağladın değil mi? Acındırdın kendini. Ada, ileri gidiyorsun. Babanın hayır deme şansı vardı ama demedi. Bir bildiği vardı. O gün neler yaşandığını bilemezsin. Ya görmüyor musun? Herkesi kullanmış kadın. Kesin senden de istediği bir şey vardır zaten. Yekta'nın ağzıyla konuşma bana. Öyle mi? Yekta Bey'e çok acıyorum ya. Sen bir erkeğin başına gelebilecek en büyük belasın. Senin de aklın varsa uzak durursun bu kadınla. Senin de başını derde sokacak çünkü. Da. Yekta Bey niye yıkıyor bunu? Hadi gidelim ne olur. Allah'ım. Bakalım bu Aylin Hanım yüzünden daha başımıza neler neler gelecek. Evet. Yekta Bey, mahkeme gününüz belli oldu. 18 Şubat saat 11.30. Ailene tebrikat gitti mi? Postaya verildi. Tamam, sağ ol. Coşkun'un öldüğünü duydun mu? Ha. Duydum. Senin yapamadığını adi bir suçlu yaptı. Ben hayatımda ilk defa birini öldürmek istedim. Beceremedim işte. Bir şeyi el birliğiyle becerdiğiniz ama. Benim kızımı toprağa vermeyi. Bugün cenazeye katılamadın.
Sana toprağını getirdim. Hadi gidiyoruz. Bırak! Yardım edin. Onu aldığım ilk gün hatırlıyorum. Çok mutlu olmuştu. Benim ödüm koptu bir yere acıyacak diye ama... çok sevinmişti. En sevdiği gofret. Gerçekten güzel. Siparişleri aldım. Güzel. Başka bir şey? Hayır, teşekkür ederim. Enişte? Yalnız mısın? Yok. Bahçeye çık. Tamam, çıkıyorum enişte. Çıktım enişte. Ne yaptınız bugün mezarlıktan sonra? Aile nasıl? Ay enişte ya, ben böyle rol yapan birini daha görmedim ya. O geldik işte, girdik kapıdan, bu bahçede kızın gofretiyle bisikletini gördü. Ay bir kendini yerden yere atıyor, bir ağlamalar, bir zırlamalar, bir şeyler. O oldu, gözlerim doldu. Biz de yedik sanki. Sanki bilmiyor kızın nerede olduğunu bak. Ne yapıyorsun?
aç, aç. Filiz. Dur aradı. Ne diyorsun kız sen? Vallahi aradı, sesini duydum. Hala dedi bana. Kızım hayatta. Duru öldü, öldü. Hayır ölmedi, sesini duydum diyorum. Kız sen iyice kafaları yedin. Gayipten sesler duymaya başladın. Şaşırdın kendini sen. Ya niye inanmıyorsun bana? Kız kendin dediği ya, Coşkun itiraf etmiş. Ben kızımın sesini tanımaz mıyım? Sana niye anlatıyorum ki bunları? Niye? Baba 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 baba. Numara üstüne numara. Artist yemin ediyorum bu ya. Evet. Hilal Hanımcığım, sizi şöyle podyuma alalım bakalım. İlahi doktor bey. Düz bir çizgi halinde yürüyün. Güzel. Pek olmadı ama. Güzel. Kollarınızı paralel uzatın. Dizlerinizin üstüne çökün. Kalkın. Çökün. Kalkın. Oturabilirsiniz. Seninki numaralara başladı. Uyku durumunuz nasıl? Bazen baş ağrısıyla uyanıyorum. Elimi sıkın. 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 Aç hadi, hadi aç, aç. Nöroloji uzmanımızla da görüştüm. Hiçbir sorun görünmüyor. Testler gayet iyi çıkmış. Ama çok unutkanlığım var. Aynı apartmanda oturduğumuz komşularımızı bile hatırlayamıyorum. Bir beni hatırlıyor doktor bey. Çok şanslısınız. Sizi bir daha hiç unutmaması için doktor olarak elimden geleni yapacağım. Benim de istediğim bazı testler var. Bunları bugün hemen yaptırın. Asistanım Mert size yardımcı olacaktır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biraz sonra aşağı laboratuvara ineceğiz. Birkaç test yapılacak. Peki. Ha, enişte. Yemin ediyorum vallahi hayranım sana ya. Yine haklı çıktın. Aylin Duru aradı diye tutturdu. Demek ki ortaya çıkaracak kızı yolunu yapıyor, anladın mı? Aylin, iyi misin sen? Ne oldu? Kızımız yaşıyor. Az önce Filiz evi aradı. Onunla konuştum. Duru hayatta. Aylin, yeter artık. Ya sana Duru hayatta diyorum. Polise gidelim, savcılıkla konuşalım. Bak, senin için iyice kaygılanmaya başladık. Yekta, benim için kaygılanma. Kızımız için kaygılan. Kim bilir nerede? Konuşurken bir anda telefon kapandı. Belli ki gizlice aramış. Yekta, lütfen. Bak, haklısın. Her şey üst üste geldi. Şu an hiç mantıklı düşünemiyorsun. Ya bir şey yapmayacak mısın? Bütün çocukların sesi birbirine benzer. Hata bende. Niye sana anlatıyorsam? Tamam hadi tamam. İlla polise gidilecekse beraber gidelim. Telefonu kapadığımdan beri arıyorum, ulaşılamıyor. Polis kapalı da olsa sinyalden bulur değil mi? Anlayacağız. Ne
Biz aradığını onlar biliyor. Ya kızıma bir şey yaparlarsa? Allah'ım inşallah kötü şey olmasın, olur. Tamam Aylin, tamam. Gidiyoruz polise. Ya sen nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Çünkü birimizin sakin kalması gerekiyor. Sen haklısın. Yani ben yanılmış olabilirim. Çocukların sesi birbirine zaten benzer ya. Mezarlıktan sonra sakinleştirici de almıştım. Allah Allah. Anladığım kadarıyla senin biraz dinlenmen lazım. En iyisi ben seni klize bırakayım. Mahkeme günü belli oldu. 18 Şubat. Kızım yaşıyor. Dur babasında. Ama onu bana vermeyecek. İntikam almak istiyor. Aylin. Senin ne işin var burada? Burada mıydın yoksa? Yok yok bir şey. Aylin arıyorsan kocasına döndü. Aa, kız sen geldin mi? Bir şey oldu mu? Sana söylemedim mi? Yok. Bu var ya bu. Bu büyük oyuncu bu. Hani yok mu o Antalya Film Festivali? Orada bu yemin ediyorum sana en iyi kadın oyuncu ödülünü alır. Çektiği film de en iyi filmi alır. Büyük artist. Ne diyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Anlarsın canım, anlarsın. Bunlar bize mi? Ver evet. Canım. Allah razı olsun. Desene bereket. Ne yapıyorsun sen? İçeriye bakmak istedim. Kapı kilitli. Niye bakmak istedin? İçeride bir şey yok ki. Bir malzemelerim var. Duru kokuyor. Böyle kilitli olunca öcü var diyor. Öcü mü? Çocuk aklı işte. Aklınca oyunlar icat ediyor. Kapı açıp gösterecektim. Çocuk seni rahatsız ediyor galiba. En iyisi ben Dilşah'la konuşayım da ailesini geri göndersin. Hayır, hayır. Duru beni rahatsız etmiyor. Ben onu çok seviyorum. Sen de biliyorsun. Peki öyle olsun. Hava soğudu. İçeri geç. Yetişemeseydim, Edil az kalsın Selçuk'u görecekti. Ben yemek yiyordum efendim. Yemek mi yiyordun? Midenden başka bir şey düşünmüyorsun. Bir daha sakın hata yapma, sakın. Tamam efendim. Aç.
Cenazeyi nasıl buldun? Kusursuzdu değil mi? Yalnız bir şey söyleyeyim. Adanın durumu içler acısıydı. Babasının sahtekar olduğunu öğrenince yıkıldı kızcağız. Babasına olan güveni bir anda yok oldu. Yazık. Onun yerine kimi koyacak şimdi? Hayır. Uzak dur kızımdan. İstersen bir adaya soralım. Yekta Bey. Adacığım, ağlıyor musun sen? Yok. İyi ki aradınız. Benim sizinle konuşmaya yüzüm yoktu. Çok üzgünüm. Bütün bunları benden duymanı istemezdim. Sizin bir suçunuz yok ki. Ben anlıyorum sizi. Hepsinden nefret ediyorum. Gideceğim buralardan. Gidecek misin? Almanya'ya döneceğim. Almanya'ya gidiyormuş. Ne diyeyim, gitsin ve burada mı kalsın? Adacığım, bu öyle acele alınacak bir karar değil. Bir konuşalım istersen. Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz. Ama benimle bu kadar ilgilenmenize gerek yok Yekta Bey. İlgilenmek istiyorum. Bir baba gibi. Rahat ol, rahat ol. Yokluğunu hissettirmeyeceğim kızına. Bu konuda bana güvenebilirsin. Gerçekten. Daha da biliyorum. Hemen bir şey yapmam lazım. Thank you.
pis bir şey. Benden daha fazla geliyorsun. Şu not. Coşkun'un yazdığı. Bizim eve göndermiş bir mahkum yakınıyla. Ben de savcıya verdim. Ne yazmış peki? Her şeyi. Kızımı, Selçuk'u. Her şeyi itiraf etmiş. Öyle mi? Ben yaptım demiş yani. Evet. Mesele yok o zaman. Mesele yok. Onu söylemeye geleyim dedim. Eyvallah. İşine düştüğüne göre Coşkun'un söyledikleri doğru galiba. Anamızın tahranasını bir türlü sevemedim be abi. Oh. Thank you.
Gündür'e gitmiş. İzin var mı? Gel adacığım, gel. Hayrola? Almanya'ya geri döneceğim demiştim ya. Bugün mü gidiyorsun Almanya'ya? Yok, bugün değil. Ama evden ayrıldım. Artık o mahallede kalmaya katlanamıyorum. Aylin de geldi zaten. Hoş, sizin haberiniz vardır. Evet. Biz boşanıyoruz. Yani yanlış anlamayın ama bence çok doğru bir karar vermişsiniz. O hiç size göre bir insan değil. Uras'a engel olmaya çalışmadı mı sana? Haberi yok hala. Eve gittiğinde şok olacak. Bak, gençsin, öfkelisin, seni anlıyorum. Ama yine de bir kez daha düşünmeni tavsiye ederim. Siz olsaydınız öyle yapardınız değil mi? Kesinlikle. En azından birkaç gün verirdim kendime. Bak, istersen seni bir otele yerleştirebilirim. Gerçekten. Yekta Bey'e çok teşekkür ederim. Sizin yerinizde başka biri olsaydı asla böyle ilgilenmezdi benimle. Babanın yaptıkları yüzünden sana değer biçmek olmaz. Ekibeler nereye gitti? Misafirlerimizin kaldığı otele gittiler. Şey yapmıyordur herhalde. Buyurun Yekta Bey. Yoldayım. Bir saate oldu. Peki efendim. Nerede o? Ne oluyor ya? Geberteceğim onu. Kimi arıyorsun? Yekta denen adam seni o buraya getirdi, biliyorum. Defol git buradan. Senin gibi salakla işim yok benim. Neden? Yekta Hoca kadar karizmatik değil miyim yoksa? O adam bana babalık yaptı be. Sokaklarda kalmayayım diye aldı, yerleştirdi beni buraya. Odayı bile görmedi, anlıyor musun? Aşağıda bıraktı gitti. Ben sandım ki...
İkinizin arasındaki fark bu işte. Beynin görevini yapmıyor. Senden çoktan vazgeçmiş. Özür dilerim. Tamamen yanlış anlamışım. Defol git buradan. Görmek istemiyorum seni. Gerizekalı ya. Ne düşünmüş Ekta abi hakkında? Aylin? Kızım nerede? Duru nerede? Senin burada ne işin var? La kahretsin! Beni mi takip ettin sen? Onu burada saklıyorsun. O burada. Davranmadığının farkındasın değil mi? Yalan söylüyorsun. Duru burada. Aylin beni endişelendiriyorsun. Aylin. Nerede? Buraya gel. Aylin bekle. Nerede kızım, nerede? Aylin. Dur. Dur bekle, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Duru. Duru. Duru anneciğim cevap ver. Aylin. Duru. Yeter artık, bu rezilliğe bir son ver, aklını başına topla. Aç kapıyı. Saçmalıyorsun. Duru. Dur, içeride misin Duru? Aylin. Akıl sağlığından iyice şüpheleniyorum artık. Aç kapıyı! Aç kapıyı! Aylin, ne yapıyorsun? Aç dedim sana, aç! Bırak o silahı. Bak, bunu yapamayacağını ikimiz de biliyoruz. Çabuk, aç kapıyı. Tamam. Sakin ol, tamam mı? Hadi. Açıyorum. Hadi, acele et hadi! Aylin. Çabuk ol. Çabuk ol! Geri çekil. Aylin. Çabuk geri çekil! Aç! Aç! Aylin. Burası da senin evin mi? Evet. Beğendin mi? Daha güzelmiş. Bence de. O diğer fesimizden daha mı güzeldi?
Ver şu tüfeği. Kızımın yerini bana söyleyeceksin. Kızım nerede? Aylin. Sana diyorum çabuk. Aylin yapma. Aylin. Sakin. Yeter bu saçmalık. Yekta. Tut şunu. Yekta. Nedir bu haliniz? Lütfen siz anlatır mısınız? Buraya neden geldiniz? Aylin bana inanmıyor çünkü. Yekta çağırdı. Bu evi sana almayı düşünüyormuş. Fikrimi almak istedi. Ne? Bahsettiğim hediye buydu. Boşanmak istediğimi söylemeden önce tabii. Yekta bana her şeyi anlattı Aylin. Duru'nun sizin kızınız olduğunu biliyorum. Bak canım, her şeye rağmen Yekta hala seni çok seviyor. Evliliğinize bir şans daha vermek istediğini söyledi bana. Kemal Bey, ben gerçekten nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Tamam, geçti artık. Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Güven bana. Hadi şimdi arabaya geç, beni bekle. Duru'yu kaybetmek onu çok sarstı. Öldüğünü bir türlü kabul edemiyor. Ama yine de eline silah alması normal değil. Karının yardıma ihtiyacı var Yekta. Hem de ciddi bir yardımı. Biz bu hallere nasıl düştük hiç bilmiyorum. Bence vakit kaybetmeden bir kliniğe yatıralım Aylin'i. Bunu kimseye duyurmadan halledebiliriz. Hayır. Aylin böyle bir şey asla kabul etmez. Ben şahit olduklarımı anlatırım. Böylece rızasına gerek kalmaz. Öyle mi diyorsunuz? Affedersiniz efendim. Nasıl yaparsın böyle bir hata? Böyle bir dikkatsizlik nasıl yaparsın? Ya o tüfek Duru'nun eline geçseydi? Efendim, siz aniden arayınca ben çıkmak zorunda kaldım. Fark etmemişim yani. Bir bakarsın, fark etmeden kendini sınır dışında bulursun. İşini yap. Yoksa gidersin. Anladım efendim. Yaşadıklarınız hiç kolay değil Aylin. Fikrimi soracak olursan profesyonel desteğe ihtiyacın var senin. Siz de mi delirdiğimi düşünüyorsunuz? Kemal Bey. Hasan sizi bırakacak. Gelişmelerden haberdar edin beni. Kaan doğduğunda da böyle sinirlerim bozulmuştu. Aklım karışmıştı. Her şeyi baştan başlıyoruz Aylin. Hayır. İyiyim ben. Kızımın sende olduğunu biliyorum. Thank you.
sonunda büyük gün gelip çattı. Kurtuluyorsun Yekta'dan, hala inanamıyorum. Hiç sanmıyorum. Bence gelmeyecek. Yekta Harman'ın karısından kolay kolay vazgeçer mi? Ne oldu kız? Yüzün düştü, korkuları mı depreşti? Yok, iyiyim ben, iyiyim. Bak, ondan ayrılmayı hayal bile edemezdim. Şimdi buradasın. Bu sefer başaracaksın. Kimseye sormadın. Tek başına evet dedin. Şimdi ayrılıyoruz. Hepsini toplamışsın. Davacı Yekta Harmanlı. Davalı Aylin Harmanlı. Duruşma kapalı yapılacaktır. Buyurun. İnanmıyorum ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Biz boşuna mı geldik buraya ya? Daha bir sürü iş var. Hay ya, ben Aylin Harmanlı mıyım? Yemek var, temizlik var. Filiz, destek olmaya geldik. Film seyretmeye değil. Keşke film olaydı bari. Böyle aşk filmi falan. Açık kalbimiz atsın değil mi ama? Oturun. Yekta Harmanlı. Evet, benim hakim bey. Aylin Harmanlı. Benim. Anlaşmalı boşanmak istediğinizi beyan etmişsiniz. Doğru mu? Evet. Aylin Hanım, sizin beyanınız doğru mudur? Evet, doğru. Protokolü imzalamışsınız. Boşanmayı kabul ediyor musunuz? Kızım, beni anladın mı? Cevabını bekliyorum. Yekta, beni dinlemen lazım. Vereceğim hediye kötü günleri unutturacak sana. Konuşmaya gerek kalmayacak. Boşanmak istiyorum. Hediye kızımdı. Bana Duru'yu getirecekti. Hala bir şansım var. Kızım. Eğer fikrini değiştirdiysen çekinme. Söyle. Thank you.
kocamı seviyorum. Boşanmak istemiyorum.